Final yayınları Final Evinizde programını sunar. Sevgili öğrenciler merhaba. Ben matematik öğretmeni Harun Barış. Bugün sizinle 8. sınıf konularını karma test çözeceğiz arkadaşlar. Metin bahçesindeki karesel bir kısmı 4 köpeği için ayırmıştır. Köpeklerin yaşam alanı olarak ayrılan bu karesel bölgenin bir kenarı A metredir. Metin bu alanın içerisine tüm köpekler için birer kulübe yapacaktır. Bu kulübeler kare ve bir kenarı B metre olacak şekildedir diyor. Buna göre kulübeler yapıldıktan sonra köpeklerin kulübeler dışında kullanacakları alanı gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, bir bahçemiz var kare şeklinde. Dolayısıyla bu kenarımız A ise burası da ne olacaktır? A olacaktır. Köpeklerin yaşam alanı için diyor ki içerisinde bir kenarı B olan ve kare şeklinde olan kulübeler yapılacak. Yani bunu istediğiniz yere yapabilirsiniz. Mesela şuraya bir tane yaptık bir kulübemizi. Bir kulübemizi de buraya yaptık. Bir kulübemizi de buraya. Bir kulübemizi de buraya. Ve bu kulübelerin kare şeklinde ve bir kenarı B metre olduğunu söylüyor. Bakın B B Soruda diyor ki biz arkadaşlar kulübeler dışında kullanılacak alan yani şu kısımlar mı bakın şuralar kulübelerin dışında kullanılacak kısımlardır. Şimdi biz bu alanı bulabilmek için ne yaparız? Bütün alanını buluruz. Bahçemizin alanı kaçtır? Kare olduğu için karenin alanı iki kenarının çarpımıdır. Dolayısıyla karenin alanı tüm alan diyelim, tüm alan A çarpı A'dan A kare olacaktır. Köpek kulübesinin köpek kulübesinin bir tanesinin alanı da yine kare olduğu için bakın kulübenin alanı yazıyorum. Kulübenin alanı eşittir B çarpı B'den B kare olacaktır. Dolayısıyla bakın burası B kare, burası da B kare, burası da B kare ve bu kulübemizin de alanı B kare olmuş olacaktır. Dört tane kulübemiz olduğu için ...kulübe toplam alan 4B kare olmuş olacaktır. Arkadaşlar A kareden de... ...bakın B kare bir taneydi, 4 tane olduğu için... ...4B kareyi çıkartırsak eğer biz... ...kulübelerin dışında kullanılacak alanı... ...yani taralı kısmın alanını bulmuş oluruz. Peki arkadaşlar hatırlayalım... ...özdeşliklerde iki kare farkı vardı. Bakın iki kare farkı neydi? A kare eksi B kare... 2 kare farkıydı. Biz burada bir farkını alıyorduk. Bir de toplamını alıyorduk. Bu bir hatırlatma. Hatırlatma. Şimdi a kare eksi 4b kareyi biz nasıl yazabiliriz? Arkadaşlar bakın. A karemizde sıkıntı yok. Ama 4 neyin karesiydi? 2'nin karesiydi. Dolayısıyla eksi 2b'nin karesi yazıyoruz. Bakın iki kare farkı oluşturduk. Dolayısıyla biz burada a eksi 2b çarpı a artı 2b şeklinde yazabiliyoruz. Hemen şıklarımıza bakalım. C şıkkına bakın. A kare eksi 4B'nin karesi A artı 2B A eksi 2B. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Burada bakın şu 2B kareye dikkat edin. 2 kök 2'nin karesidir. Dolayısıyla bu cevabımız olamaz. Cevabımız ne olmuş oluyor? C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. X eşittir 7 tam %75, Y eşittir 4 tam %25 olmak üzere 3 çarpı X artı Y bölü 4 çarpı X kare eksi Y kare ifadesinin değeri kaçtır? İlk önce sorumuzda şu bölümü bir düzenleyelim. Bakın arkadaşlar. Yerine yazmadan önce 3 çarpı x artı y. Burada yapacağımız bir şey yok. Şimdilik dursun. 4 çarpı bakın x kare eksi y kare. 2 kare farkı. 2 kare farkında ne yapıyorduk? Bir ikisini topluyorduk bir çıkartıyorduk. Yani x eksi y çarpı x artı y. Arkadaşlar bakın çarpım durumunda olduğundan dolayı biz x artı y'leri ne yapabiliriz? Sadeleştirebiliriz. Dolayısıyla geriye ne kaldı? 3 bölü 4 çarpı x eksi y kalmış oldu. Bakın x'in değeri belli. 7,75. Y'nin ikisi 4,25. O zaman diyorum ki 3 bölü 4 çarpı x gördüğüm yere 7,75 eksi 4,25 yazıyorum. Arkadaşlar işlemimizi yaptığımız zaman 3 bölü. 7,75'ten 4,25 çıkartırsanız 3,5 yapmış olur. 4 ile de 3,5'u çarparsanız 14 olmuş olur. Dolayısıyla cevabımız 3 bölü 14 olmuş oluyor. Yani D seçeneğini işaretliyoruz. Derinin aylık maaşı 4500 TL, denizin aylık maaşı 4000 TL'dir. Derin her ay maaşının %20'sini, deniz her ay maaşının %30'unu biriktirmektedir. Tatil için biriktirmeleri gereken para kişi başı 7000 TL'den fazla olmalıdır. Tatil için kişi başı verecekleri para her ikisinin de aylık maaşlarından biriktirdikleri para miktarına tam bölünebildiğine göre Deniz derinden kaç ay önce tatil parasını biriktirmiş olur. Arkadaşlar bakın yazalım. Diyelim ki Derin buraya. Buraya da diyelim ki Deniz. Derin'in aylık maaşı ne kadardı? 4500 TL. Bu parasının Derin her ay maaşının %20'sini. Bakın %20'sini ne yapıyor? Biriktiriyor. Deniz ise aylık maaşı 4000 lira. 4000 TL. Bunun da %30'unu ne yapıyor? Biriktiriyor. Evet. Öncelikli olarak aylık ne kadar biriktirdiklerini bulalım. Yani 4500'ün %20'sini bir bulalım. Derin aylık ne kadar biriktiriyor? Arkadaşlar sıfırlar giderse 45 çarpı 20 900 TL. Demek ki Derin aylık 900 TL para biriktiriyor. Deniz ise 4000 TL'nin %30'una bakalım. 1200 TL aylık biriktiriyor arkadaşlar. Şimdi sorunun şurasına dikkat edelim. Diyor ki bakın aylık maaşlarında biriktirdikleri aylık maaşlarında biriktirdikleri para miktarına tam bölünebildiğine göre. Yani hem 900'ü tam bölmeli hem 1200 sayısını tam bölmeli. Öyleyse biz 900 ile 1200'ün katlarını, ortak katlarını almamız gerekmez mi? 900 ile 1200'ün ekokunu alıyoruz. Demiştik ki arkadaşlar ister asal çarpan algoritmasından yararlanarak bulabilirsiniz, isterseniz de üslü ifadelerden faydalanabilirsiniz. Nasıl yapacağız? 900 sayısını biz nasıl yazabiliriz? 3 üstü 2, 100 sayısı da 2 üstü 2 çarpı 5 üstü 2'dir. Dolayısıyla bu şekilde yazabiliriz. Bakın 1200 sayısı 12 çarpı 100 demektir. Doğru mu arkadaşlar? 12 ile ben 2 üstü 2, 3 üstü 1, 100 sayısını da 2 üstü 2, 5 üstü 2 şeklinde yazabilirim. Üstlü ifadelerden hatırlayalım. Tabanlarımız aynıysa üstlerimiz toplanabilirdi. Dolayısıyla burasına bakın. 2 üstü 4, 3 üstü 1, 5 üstü 2 yazabiliyoruz. Şimdi bu ikisinin, şunu da şuraya yazayım. Ekoklarına bakalım. Ekokta arkadaşlar dedik ki asal çarpanları ortak olanlardan üssü büyük olan alınır. 2 üstü 3, 2 üstü 4. Hangisi daha büyük? 2 üstü 4 daha büyük. O zaman 2 üstü 4'ü yazıyoruz. Çarpı 3 üstü 2, 3 üstü 1. Hangisi daha büyük? 3 üstü 2. O zaman 3 üstü 2'yi yazıyoruz. 5 üstü 2, 5 üstü 2. Ortak zaten bir tanesini ne yapıyoruz? Yazıyoruz buraya. Bakın bunu yaptığımız zaman bu işlemin sonucu 3600 TL olacaktır. Şimdi sorunun şu kısmında diyor ki 7000 TL'den kişi başı 7000 TL'den fazla olmalıdır. Öyleyse biz bunların katlarına bakmamız lazım. 3600'ün iki katı ne olacak? 7200 TL olacak. Demek ki ot otelin masrafı ne kadarmış? 7200 TL'ymiş kişi başı. Derin aylık 900 TL biriktiriyordu. O zaman 7200'ü ben 900'e bölersem kaç ayda bu parayı biriktirebilir? 8 ayda. 8 ayda Deniz ne yapıyor arkadaşlar? 7200 lirayı biriktiriyor. Deniz ise 7200 lirayı, 200 TL'yi 1200'e bölersem 6 ayda biriktiriyor. Bizden kaç ay önce tatil parasını biriktirmiştir diyor. 8'den de 6'yı çıkartırsak 2 seçeneğinin cevabını bulmuş oluruz. Yani cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Diğer sorumuza geçelim. Evet, kareköklü ifade sorusu. Yukarıda belirtilen kareköklü ifade aşağıdaki sayılardan hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar, 21 ile 22 arasındaymış. Kareköklü ifadesinde karekök içerisinde yazılan sayı 13'ün katıymış. 21'e daha yakındır diyor. Şimdi 21 sayısı hangi sayının hangi kareköklü ifadenin eşit durumu 21'dir? 441'in. 22 sayısı da 484'ün. Yani karekök 484 22'ye eşittir. Karekök 441 de 21'e eşittir. Şimdi bu ikisi arasında olmalı. Bakın şıklara direkt baktığımız zaman olabilir dediği için 402 bu ikisi arasında mı? Hayır. Eledik. 416 bu iki şıkkımız arasında mı? Hayır. Eledik. 441'den küçük olmuş olur değil mi? 455 ile 481 bu ikisi arasında. 455'e bir bakalım. Bakın 441 küçüktür. 455 o da küçüktür. 484. Arkadaşlar kime daha yakın? Ne yapıyorduk? Aradaki farka bakıyorduk. 455'ten 441'i çıkartırsak 14 fark var mı? Burada da 484'ten 455'i çıkartırsak 29 fark var. Bakın kime daha yakın olmuş oluyor? 14 olana daha yakın olmuş oluyor. Dolayısıyla 455 21'e daha yakındır. Bir 481'e bakalım. Bakın. 441 481 484 Arkadaşlar burada bakın fark kaç? 3. Buradaki farkımız 481'den 441'i çıkartırsak 40. Dolayısıyla bakın kime daha yakın olmuş oluyor? 484'e yani 22'ye şöyle göstereyim. 22'ye daha yakın. Oysa bizden 21'e daha yakın olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Bakın ikinci ifademizi de doğruluyor mu? 13'ün katı mı? Evet, 455 13'e bölerseniz 39 bakın 45 65. 65'te de 13 5 kere var. Yani 35 katı olmuş oluyor. Arkadaşlar demek ki cevabımız C seçeneği olmuş tur diyoruz. Bir otomobil markasının ürettiği arabaların harcadığı yakıt miktarı yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu otomobili satın alan Can, satın aldıktan sonra 1820 kilometre yol gidecektir. Buna göre Can'ın bu yolculuk için harcayacağı yakıt miktarının litre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın tablomuza baktığımız zaman gittiği yol kilometre cinsinden 100 kilometre. Harcadığı yakıt 8,4 litre. Demek ki 100 kilometrede 8,4 litre yakıt harcıyor. O zaman bir orantı kurabiliriz. 100 kilometrede eğer 8,4 litre yakıt harcarsa bizden 1820 kilometre gittiğimizde 1820 kilometrede x litre yakıt harcar. Bakın doğru orantı içler dışlar çarpma yapıyoruz. 1820 çarpı 8,4 bölü 100. Buradan işlemimizin sonucu 152,88 litre çıkıyor. Şimdi bizden soru ne diyor? Bunun bilimsel gösterimini istiyor. Arkadaşlar hemen bir hatırlatma yapayım. Hatırlatma diyeyim burada. Bilimsel gösterim neydi? Şartların birincisi şuydu. Diyordu ki A çarpı 10 üstü N şeklinde göstereceksiniz. İkincisi neydi? Şu A sayısı, bakın şu A sayısı mutlak değer içerisinde. 1'e eşit veya birden büyük, ya da ondan küçük olacak. Şimdi arkadaşlar hemen buraya bakalım. 152,88. Bakın burada 10 üstü 0 var. 10 üstü 0 neye eşit? 1'e eşit. Şu an a çarpı birinci şartımızı sağladık. Ama ikinci şartımızda 152 sayısı 1 ile 10 arasında değil. Dolayısıyla bakın 1, 2. 2 basamak. Ne yaptım burayı? Küçülttüm. Burayı küçültürsem onun kuvvetini ne yapmak zorundayım? Büyütmek zorundayım. Bakın 15 olmuyor o yüzden 1'i alıyoruz. Yani 1 virgül 52, 5288 çarpı 10 üstü 2 olmuş oluyor. Cevap şıklarına baktığımız zaman D seçeneği bize cevabı veriyor. Diğer sorumuza geçelim. Bir demir çubuk 4 eş parçaya ayrılıyor. Bu parçalardan biri 2 eş parçaya, biri 4 eş parçaya, diğer ikisi de 5 eş parçaya ayrılıyor. Oluşan parçalardan en uzun olanı ile en kısa olanı arasındaki fark 27 santim olduğuna göre demir çubuğun tamamı kaç santimdir? Bakın arkadaşlar İlk önce 4 eş parçaya ayırıyoruz demir çubuğumuzu. Büyük bir demir çubuğumuz var. Biz bunu 4 eş parçaya ayırırsak Evet, ayırdık. Başlangıçta bu demir çubuğun boyu şöyle olsun ve bunun başlangıçta boyuna ben 4x diyeyim. Eğer ben bunu 4 eş parçaya ayırırsam her birisi her birisi ne olmuş olur? X olmuş olur. Daha sonra diyor ki bu parçalardan biri iki eş parçaya diyor. Bakın arkadaşlar bunu iki eş parçaya ediyoruz. O zaman bu parçalarımdan bir tanesi x bölü 2 mi olmuş olur? Bir iki eş parçaya biri dört eş parçaya ayrılıyor. Bakın bunu da altta çizersek şöyle. 4 eş parçaya ayırırsak şu uzunluğumuz ne olmuş olur? Bir tanesi x bölü 4 olmuş olur değil mi? Aynı şekilde burayı da arkadaşlar 5 eş parçaya ayırırsak bir tanesi ne olmuş olur? x bölü 5 olmuş olur. Diğeri de aynı şekilde 5 eş parçaya ayrılıyor. Burası ne olmuş olur? x bölü 5 olmuş olur. Soru diyor ki oluşan parçaların en uzun olanı ile en kısa olanı. Şimdi zaten en uzun olanını buradan fark edebiliriz. X bölü 2. En kısa olanı da x bölü 5. Ya da arkadaşlar kesirlerden hatırlayalım. Paylar eşitse eğer paydası küçük olan daha büyüktür. Dolayısıyla x bölü 2 daha büyük. Büyük parçadan bakın x bölü 2'den x bölü 5'i ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Ve fark kaç olmuş oluyor? 27. Hemen paydalarını eşitleyelim. 5x eksi 2x bölü 10 eşittir 27. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız 3x eşittir 270. x eşittir 90 olmuş oluyor. Bizden demir çubuğun tamamını istiyor. Dolayısıyla demir çubuğumuzun tamamına biz ne demiştik? 4x demiştik. 4 çarpı 90'dan cevabımız 360 olmuş oluyor. Cevap B seçeneği oluyor. Bakın bu soruda buraya 4x değil de 16x ya da 8x de diyebilirdiniz. Soruyu daha rahat çözebilmek için, rasyonel ifadelere girmemek için veya arkadaşlar burada EBOB EKOK'tan da EKOK'tan da yararlanabilirdiniz. Arkadaşlar dersimize bir mola veriyoruz. Diğer dersimizde görüşmek üzere.